Efendim, yeni bir mekanda, yeni bir bölüm ile karşınızdayız. Ben burası öyle bir yer ki cihana hükmeden koskoca Osmanlı padişahlarının dahi boyunlarını büküp, ellerini bağlayıp, gelip burada yalvararak niyaz ettikleri bir yerdeyiz. Burası öyle bir yer ki Akşemseddin Hazretleri'nin tepenin dibinden nur görüyorum dediği, o nurun sahibinin olduğu yerdeyiz. Burası öyle bir yer ki burada yatan zat Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam 7 ay boyunca ev sahipliği yapmış ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde bahsedilen o övgüye mazhar olabilmek için 80 yaşında buralara kadar gelip burada vefat etmiş, şehit olmuş bir kimsenin huzurundayız efendim. Efendim, arkamdaki görüntüden de anladığınız gibi Eyüp Sultan Camii'nin önündeyiz. Eyüp semtinde Eyüp Sultan Camii'nin önündeyiz. İnşallah Eyüp Sultan Hazretleri ile ilgili bilgi verip onunla ilgili menkıbeler anlatmaya buradan devam edeceğiz inşallah. Efendim, herkesin malum olduğu gibi Eyüp Sultan Hazretleri'nin buraya defnedilmesi, buraya kadar gelip burada şehit olup buraya defnedilmesi ve daha sonradan mezarının yani kabrinin bulunup ihya edilmesi neticesinde bu bölgeye de ismini Eyüp Sultan Hazretleri vermiştir. Halid bin Eba Eyyub el Ensari'dir ismi. Oradaki Eyüp isminden dolayı buraya da Eyüp ilçesi denmiş ve bu civar olduğu gibi o mübarek zatın isminden esinlenerek bu şekilde gelişmiş, bu şekilde ismi Eyüp olmuş ve Eyüp Sultan olarak anılmaya da devam etmektedir. Başta da bölümün başında da söylemiştik. Burası Fatih Sultan Mehmet Han'dan itibaren padişahların gelip kılıç kuşandıkları, adeta müsaade istedikleri, izin istedikleri, icazet aldıkları bir yer haline geldi. O gün Osmanlı padişahları gelir burada, elleri önüne bağlı, başları önünde, Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzurunda dua ederler, tövbe istiğfar ederler, müsaade alarak kılıcı burada kuşanırlardı. Burada kılıç kuşanılmadığı zaman padişahın resmi manada tasdik edilmiş olmazdı. İşte bu sebeple burası Osmanlı için çok mühim yerdi. Sadece padişahlar için mi? Hayır efendim. Eyüp Sultan Hazretleri'nin burada olmasından dolayı çok mühim bir yere sahipti. Hatta bu sebeple Osmanlı erkanından birçok kişi, işte Şeyhülislamlar, paşalar, Yeniçeri ağaları, birçok kimse Eyüp Sultan Hazretleri'nin civarına defnedilmek için adeta yarışırlardı. İşte bu sebeple gelenleriniz bilir, gelmeyenler de mutlaka ekranlarda görmüştür. Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu ve caminin şu anda avlusunun bulunduğu etraf tamamen mezarlıklar, türbelerle doludur. İşte bütün sebebi budur. Yani Osmanlı devrinde o kadar ehemmiyet verilmiş ki buraya insanlar defne olmak için yarışmışlar. Bunun bir sebebi daha var efendim. Daha önceki bölümlerde anlatmıştık, işte İstanbul'un Eshab-ı Kiram'dan sonra ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden sonra üç büyük evliyası vardır. Ama İstanbul'un manevi sultanı, manevi manada mihmandarı, sancaktarı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleridir diye söylemiştik. İşte bu noktada da ondan bahsedeceğiz. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü, bir hadisi şerife üzerine bu noktaya gelinmiştir. Niye diyeceksiniz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, eshabımdan bir kişi bir yerde defnolursa, ahirette onun sancağı, onun defnolduğu yerdeki, beldedeki insanlar Müslüman olarak ruhunu teslim ederlerse, o eshabımın sancağı altında toplanacaklar. Ahirette kıyamet günü o sancak altında haşrolunacaktır diye bir müjdesi var. İşte bütün İstanbul halkı, padişahlar, herkes Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdesine mazhar olmak için yarışmışlardır. O yüzden burası çok mühimdir. O yüzden buraya çok büyük ehemmiyet vermişlerdir. Malumunuz olduğu gibi Eyüp Sultan Hazretleri 80 yaşındayken, yaşlı haline rağmen işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o müjdesine mazhar olabilmek için İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır, onu fetheden asker ne güzel askerdir sözüne bu
mazhar olabilmek için bu müjdeye 80 yaşına rağmen kalkıp Yezid ile beraber İstanbul kuşatmasına katıldı. Buraya geldiğinde amansız bir hastalığa yakalandı. Daha doğrusu bir salgın hastalığı vardı. O da o salgına yakalandı. Vefat edeceğini anlayınca Yezid'i yanına çağırttırdı. Komutan Yezid geldi. Ey büyük insan, ey Ebu Eyyub el-Ensari, ne bir emrin mi var, beni yanına çağırttırmışsın deyince, benim ömrüm burada tamam oldu gibi. Ben vefat edeceğimi zannediyorum. Size bir vasiyetim var, bir ricam var diye söyler. Söyle ya Ebu Eyyub el-Ensari der. Beni gidebildiğiniz, yani ordunun gidebildiği en uç noktaya kadar götürün, oraya defnedin. Benden sonraki gelen İslam orduları bilsinler ki burası uç noktası, onu geçmeye ve neticede İstanbul'u fethetmeye çalışsınlar, bunun için uğraşsınlar der. Peki ya Ebu Eyyub derler. Neticede rahmeti rahmana kavuşur, vefat eder ve şu anki bulunduğu yere, işte orada İslam ordularının geldikleri en uç noktaya, defnedebildikleri en uç noktaya Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerini defnederler. Tabi efendim, Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden kendisi aynı zamanda. Biraz önce söyledik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 7 ay ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda 7 ay boyunca vahiy katipliği yaptı. Anne tarafından ve kısmen baba tarafından Peygamber Efendimiz'e akrabalar. O yüzden çok büyük bir Eshab-ı Kiram. Tabi böyle olunca cenaze merasimi de biraz böyle tantanalı, şatafatlı oluyor. Tabi bu arada bu Müslümanların bu halini takip eden Bizans İmparatoru da merak ediyor, ne oluyor diye. Adamlarını gönderiyor ve öğrenmeye çalışıyor. Diyorlar ki ya biz burada çok kıymetli bir askerimiz, çok kıymetli bir insanımız var, vefat etti. Onu buraya defneteceğiz diyorlar. İmparator da diyor ki ya madem bu kadar kıymetli, ben siz gittikten sonra oraya yıkarım, dağıtırım. Sağ bırakmam orayı, yani düzgün bırakmam ki diyor, niye buraya defnediyorsunuz? O zaman Yezid de diyor ki eğer sen öyle bir şey yaparsan ve böyle bir şey yaptığını duyarsam Şam'da, Bağdat'ta, yani bize yakın ve bizim kontrolümüz altında ne kadar Hristiyan varsa biz de hepsine senin yaptığın aynı muameleyi yaparız der. Bizans İmparatoru bunun üzerine korkar ve oraya özel bir ehemmiyet ayırır. Yani şu an bulunduğumuz yere, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin kabrinin olduğu yere özel ehemmiyet gösterir. Etrafını çevittirir, koruma altında tutar. Öyle bir noktaya gelir ki Hristiyanlar bile, yani Bizans'da yaşayan Hristiyanlar bile buraya gelip burada adakta bulunurlar, isteklerde bulunurlar, dua etmeye başlarlar. Ve neticede bir müddet sonra burası bir Hristiyan azizin yeri gibi bir üne kavuşur. Fakat Latin istilası esnasında burası da yakıp yıkılır ve zamanla türbe tamamen kaybolur gider. Ne zamana kadar? İşte Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettikten sonra Akşemseddin Hazretlerinden rica edip Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin kabrini bulmasını isteyene kadar. O günden sonra da burası bu şekilde ihya olur. Evet efendim, işte bizler inşallah son nefeste imanımızı muhafaza edebilirsek, Allah-u Teala iman selameti ihsan etsin cümlemize, sizlere, bizlere. İnşallah Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin sancağı altında kıyamet meydana gideceğiz ve inşallah onun sancağı altında hep beraber cennete gitmek de nasip olur. Allah-u Teala iman selameti versin efendim.